Casusluk iddiasıyla hakkında soruşturma başlatıldı. Türkiye'deki tüm mal varlığına el konuldu. Amerika'daki davada tanık olan Rıza Zarrab'la birlikte 20 yakını da var mal varlığına el konulanlar arasında. Sanatçı Ebru Gündeş ise yaptığı evlilik sözleşmesi sayesinde o listede yok. Efendim, niçin gözaltına aldınız? Amerika'da gözlerin çevrildiği ambargo davası devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Rıza Zarrab hakkında casusluk soruşturması başlattı. Zarrab ve yakınlarının Türkiye'deki mal varlıklarına el konuldu. Efendim, bir şey söyleyecek misiniz? Bir şey söylemek ister misiniz? Amerika ile işbirliği yaparak Halkbank eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'ya karşı tanık koltuğunda oturan Zarrab, yabancı bir devlet lehine casusluk yapmakla suçlanıyor. El koyma kararına gerekçe olaraksa mal varlıklarını kaçırma girişiminde bulunması gösterildi. Bir açıklama varsa alabiliriz efendim. Mal varlıklarına el konulan isimler arasında Zarrab'ın 22 yakını da var. Kızı Alara Sarraf da o isimlerden biri. Dikkat çekici olansa Zarrab'ın eşi sanatçı Ebru Gündeş'in listede olmaması. Ebru Gündeş'in Zarrab'la evlenmeden önce evlilik sözleşmesi yaptığı ortaya çıktı. Sözleşme gereği herkesin mal varlığı kendi üzerine kayıtlı. İşte bu nedenle de Gündeş'in kendi kazanımlarından elde ettiği mal varlıklarına el konulmadı. Gündeş karar dışında tutuldu. Efendim, bir şey söylemek ister misin? Peki İran asıllı Türk iş adamının el konulan mal varlığı listesinde neler var? Kanlıca'daki 2 yalı, Kandilli'de 1 köşk, Büyükçekmece'de 47, Bakırköy'de 3 süper lüks daire, 1 milyon 850 bin lira değerindeki yazlık ve İstanbul'daki 4 milyonluk daire onlardan bazıları. Reza Zarrab ve kızı Alara Zarrab'ın da aralarında bulunduğu 22 yakınının Türkiye'deki tüm mal varlığına el konuldu. Burası da Kanlıca'da Reza Zarrab'ın kızı Alara Zarrab'a ait yalı. Burası da el konulan yerler arasında. Tabloları, jetleri ve şirketleri de milyon dolarlar değerinde. El konulan varlıkları arasında 12 milyon dolarlık jeti, Tuzla'daki fabrikası, 2 ofis katı, 1 milyon 50 bin lira değerinde bir tablosu ve 40 milyon dolar sermayeli 7 şirketi de var. Efendim?